Merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videoda simfilat ilaçlarla alakalı merak ettiğiniz ve aklınıza takılan pek çok sorunun cevabını bulabilirsiniz. Videoya başlamadan önce kanalıma abone olup videomu beğenip sosyal medya hesaplarınızda paylaşırsanız bu tarz içerikleri daha fazla üretebilmem ve kanalımı büyütebilmem adına beni desteklemiş ve teşvik etmiş olursunuz. Şimdiden bunun için her birinize çok ama çok teşekkür ediyorum. Simfilat Sindirim kanalındaki kaslar üzerinde etki eder, bağırsak spazmlarını hafifletir ve bağırsak kaslarının aşırı büzülmesini ve hızını kontrol etmek amacıyla kullanılan oldukça etkili ilaçlardan bir, tane, bir tanesidir. 40 mg ve 80 mg olmak üzere iki farklı şekilde piyasaya sunulmuştur. Simfilat spazm ve gaz, gaz ağırlıklı hastalıklarda kullanılmaktadır diyebiliriz. Bu rahatsızlıklardan bazıları şöyle... Sinfilat sindirim kanalındaki kaslar üzerine etki eder, bağırsak spazmlarını hafifletir ve bağırsak kaslarının aşırı büzülmesini ve hızını kontrol etmek amacıyla kullanır. Spazmların özellikle gaz nedeniyle olduğu veya artış gösterdiği durumlarda sindirim kanalında aşırı gazın yarattığı ağrı durumlarını dindirmek amacıyla kullanılmalıdır. Sinfilatın kullanılmaması gereken bazı durumlar bulunmaktadır. Sinfilatın içerisinde bulunan yardımcı veya etken maddelerden birine veya birkaçına karşı aşırı duyarlılığınız yani alerjiniz varsa kullanmamalısınız. Ya da sindirim sisteminde delinme, tıkanma veya bunların şüphesi varsa bunlar gibi durumlarda sinfilat kullanılmamalıdır. E, bu oldukça önemli bir husustur. Peki sinfilatın kullanırken dikkatli olunması gereken durumlar var mıdır? Evet elbette vardır. Evet. Çoğunlukla göz tansiyonu rahatsızlığı olan kişiler kullanırken dikkatli olmalıdır. Bunun dışında bir de prostat bezinde büyüme olan kişilerin kullanırken dikkat etmesi oldukça önemlidir. Mideden bağırsağa geçen kanalda daralma bulunuyorsa eğer yine bu kişilerde Sinfilat'ı kullanırken dikkatli olmalarında büyük fayda bulunmaktadır. Sinfilat'ın yiyecek ve içeceklerle kullanılmasıyla alakalı talimat genel bir talimat bulunmamaktadır. Bunun yanı sıra tercihen yemeklerden 20 dakika kadar önce alınması tavsiye edilmektedir. Hamilelikte sinfilat kullanımı olabilir mi? İlacı kullanmadan önce mutlaka doktorunuzla görüşmeniz gerekmektedir. Doktorunuz tarafından gerekli olduğu söylenmedikçe eğer hamileyseniz simfilat kullanmamanız gerekmektedir. Bu gibi durumlarda doktorunuzun gözetimi altında bulunmanız oldukça önemlidir. Tedavinin sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışmanız da yine oldukça önemlidir. Emzirme dönemindeki kişiler için ise doktor tarafından gerekli olduğu söylenmediyse eğer emziriyorsanız srinfilat kullanmamanız tavsiye edilmektedir. Araç ve makine kullanımı ile alakalı bir çalışma yapılmamıştır. Bu anlamda herhangi bir artı eksi yönü bulunmamaktadır ilacın. Sinfilatın içerisinde bulunan e, bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler de bulunmaktadır. Örneğin sinfilat laktoz içermektedir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere intoleransınızın olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuz ile temasa geçmenizde fayda bulunmaktadır. Sinfilat lesitin yani soya içermektedir. Eğer fıstık veya soyaya alerjiniz varsa bu ilacı yine kullanmamanız gerekmektedir. Diğer ilaçlarla birlikte kullanırken dikkat edilmesi gerekmektedir. Örneğin trofit hastalıklarının tedavisinde kullanılan e, ilaçlarla birlikte e, kullanılması emilimi bozduğu için iki ilacın da en az 4 saat ara ile e, alınması tavsiye edilmektedir. Simfilak nasıl kullanılır? Bir de bundan bahsetmek istiyorum. Daima doktorunuzun tavsiyesi ve sizin için önerdiği doz şekline göre kullanmanız gerekmektedir. Bunun dışında günde 2-3 defa bir tablet şeklinde alınabilir. Bu ilaçla alakalı olası yan etkilerden de bahsetmek istiyorum. Çok nadiren de olsa bazı aşırı ve oldukça ciddi yan etkileri bulunmaktadır. Örneğin nefes almada veya yutkunmakta zorluk yüzde, dudaklarda, dilde veya boğazda şişme, ciltte döküntü ya da şişlikler olabilir. Bunlar oldukça ciddi alerjik reaksiyonlardır ve asla ihmale gelmez. Hiç zaman kaybetmeden ilacınızı da yanınıza almak koşuluyla derhal bir acil yardım kuruluşuna gitmenizde fayda bulunmaktadır. Bunun dışındaki bilinen yan etkileri baş ağrısı, ishal, mide bulantısı, kusma, mide ağrısı, burun akıntısı, nezle ve yutak iltihabı gibidir. Bunun dışında sizin bu ilaçla alakalı sormak istediğiniz sorularınız varsa aşağıda bulunan yorumlar kısmından sorularınızı bana e, ulaştırabilirsiniz. Ya da bu ilacı daha önce siz kullandıysanız ne için kullandığınızı ve kullanmaya başladıktan sonraki tedavinizin seyrini Aşağıda bulunan yorumlar kısmından benimle ve bu videoyu izleyen diğer kişilerle paylaşmayı lütfen unutmayın. Videoyu buraya kadar izlediyseniz ve faydalı bulduysanız sosyal medya hesaplarınızdan paylaşarak daha fazla kişiye ulaşmasını sağlayabilirsiniz. Tekrar görüşünceye kadar kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın.